Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde üstü ifadeler konusunda dersimizi işleyeceğiz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle üstü ifade ne demektir inceleyelim. Üstü ifadeler aynı sayının tekrarlı çarpımını daha kolay göstermemiz için kullanılan bir terimdir. Arkadaşlar bakın burada a üstü n de a'ya taban diyoruz üstteki n'e de üst veya kuvvet diyoruz. Burada n arkadaşlar a'nın kaç kere tekrar ettiğini gösterir. Yani n tane a'nın çarpıldığı anlamına gelir. O halde n tane a'nın çarpıldığı anlamına gelir diye yazıyorum. Evet 3 üstü 4'ü bakın 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 4 tane 3'ü çarparak yazıyorum. Okunuşunu da arkadaşlar 3 üssü 4 veya 3'ün dördüncü kuvveti olarak şöyle hatta bunu da yazıyla yazalım. 3'ün dördüncü kuvveti olarak yazıyoruz. Evet okunuşunda 3'ün dördüncü kuvveti veya 3 üstü 4 olarak okuyabiliriz. Arkadaşlar a üstü 0 sıfır, 0'ın sıfırın arkadaşlar 0. kuvveti her zaman 1'dir ama a 0'dan farklı olacak. Evet bütün sayıların 0. kuvveti 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir diyoruz. Evet arkadaşlar bir sayının bütün sayıların 1. kuvveti sayının kendisine eşittir. Bakın a üstü 1 a'ya eşittir diyoruz. 2'nin 1. kuvveti 2'dir diyoruz. Yani 10 üstü 1 de 10'a eşittir deriz. Evet devam edelim. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstü ifade olarak yazınız diyor. Arkadaşlar burada tekrar eden sayı tabandır. Tekrar etme sayısı da üsttür. Bakın tekrar eden sayımız 8. 1, 2, 3, 4, 5 kere tekrar ettiği için 8 üstü 5 olarak yazarım. Evet 2'ye baktığımız zaman tekrar eden sayımız eksi 13. Eksi 13'ü aynen yazdım. Evet. iki tane olduğu için üssü 2. Evet. Üçüncüde tekrar eden sayımız 6. 3 tane altını çarpanını gördüm. O halde üste 3 yazıyorum. Dördüncüde tekrar eden sayımız eksi 9. Dokuz. Eksi 9'un dördüncü kuvveti. 5 beşinci, beşinci de eksi 1 tekrar ediyor. O halde eksi 1 üstü 3. Evet. Altı da bakın 5, 5, 5 diye devam ediyorum. Evet. Tabanımız 5. Kuvvetimiz de 4 tane 5 çarpıldığı için kuvvet de 4'tür. Evet, eksi 21'in tekrar ettiğini gördüm. Evet, eksi 21'i parantez yazma lütfen dikkat edin. Evet, 8'de 6 tekrar ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere. Evet, 9'a baktığımız zaman eksi 2 tekrar ediyor. 1, 2, 3, 4 kere. Evet, 4, 3 kere tekrar ediyor. Eksi 19. 2 kere tekrar ediyor. 7 de 5 kere tekrar ediyor. 7 üstü 5 olarak yazıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar geçiyorum. Bir sonraki etkinliğime. Evet arkadaşlar bakın burası bizim için çok önemli. Üstü sayılarda öncelikle yapmamız gereken işlem işaret tespiti. Evet işaret tespiti için ben nelere dikkat ediyorum? Öncelikle arkadaşlar taban pozitif mi negatif mi de kendime soruyorum. Parantez var mı yok mu? Eğer varsa arkadaşlar kuvvet tek mi çift mi diye sormamız gerekiyor. Şimdi taban pozitif ise arkadaşlar. Yani tabandaki sayı pozitif bir sayı ise kuvvetin parantezin önemi yok arkadaşlar. Sonuç kesinlikle pozitiftir. Taban negatif ise şimdi paranteze bakacağım. Eğer parantez yok ise arkadaşlar kuvvet önemsizdir. Sonuç negatiftir. Parantez var ise bu sefer kuvvet arkadaşlar. Yani üst tek mi çift mi diye düşüneceğim. Eğer tek ise sonuç negatif, çift ise sonuç pozitif olacak diyoruz. Şimdi örnek vermek istersem arkadaşlar. Mesela 2'nin 5. kuvveti. Arkadaşlar 2 pozitif bir sayı olduğu için üstteki sayı 5 olmuş, 6 olmuş. Herhangi bir önemi yok. Sonuç pozitiftir. 2'nin arkadaşlar 3. kuvveti değil 32. kuvveti olsun. Bakın tabanımız pozitif sonuç mutlaka pozitiftir. Şimdi devam ediyorum. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Şimdi arkadaşlar eksi 2'de parantez var. Evet. O halde üstteki sayının ne olduğu önemli arkadaşlar benim için. Tek mi çift mi olduğu çok önemli. Eğer bu sayı yani 5 çift sayı olsaydı sonuç pozitif olacaktı. 5 tek bir sayı olduğu için bu sonucun işareti eksi olacak yani negatif olacak diyorum. Bakın eksi 2'nin bir de dördüncü kuvvetini yazalım. 4 çift bir sayıdır. O halde neye dönecek arkadaşlar? Artı olur işlemin sonucu diyoruz. Peki bu arkadaşlar nereden geliyor? Şöyle gösterelim. Arkadaşlar eksi 2'nin dördüncü kuvveti demek. Eksi 2 4 kere çarpacağımız anlamına gelir. Bakın ben 4 tane eksi 2'yi çarparsam. Şöyle gruplayalım. Eksi ile eksi çarptım. Artı 4. Eksi ile eksi çarptım. Artı 2 kere 2. 4. Evet. Artı 4 ile artı 4 çarparsam da sonucun artı 16 bakın pozitif olduğunu görmüş oluruz. Evet etkinliklerime geçiyorum. Evet, bu etkinlikte arkadaşlar sadece işaretlerini belirleyeceğim. Yani işlemlerin değerini istemiyorum. 5'in evet, dördüncü kuvveti. Arkadaşlar taban pozitiftir. Sonuç her şekilde pozitiftir. B'ye bakıyorum. Eksi 13'ün 6 kuvveti. Evet 6 arkadaşlar dikkat ederseniz parantez var. Ve 6 parantezin dışında o halde 6 çift olduğu için sonuç artı olacak diyorum. Eksi 9'un ikinci kuvveti. Şimdi arkadaşlar taban taban negatif bir sayı ama parantez yok. O halde arkadaşlar parantez yoksa sonuç eksi olur. Çünkü 2 sadece 9'un üzerinde. Eksiye etkilemez diyoruz. Evet, D'ye bakıyorum. Eksi altın üçüncü kuvveti. Parantez var ama 3 arkadaşlar tek bir sayı tek sayılarda sonuç eksi olur demiştik. Evet eksi 9'un 6. kuvveti arkadaşlar bakın parantez burada bizi kandırmak için dışarıya koyulmuş. 6 neyin üzerinde? Sadece 9'un üzerinde. Eksiye etkilemez diyorum. Sonuç eksi olur. Eksi 3'ün 0. kuvvetinde evet parantez var. Arkadaşlar 0 çift bir sayıdır. O halde sonuç artıya dönecek diyoruz. Eksi 7'nin 3. kuvvetinde evet eksi 7 arkadaşlar ama üstte sadece 3 var. Tek bir sayı. Tek sayılarda sonuç eksi olur demiştik. Eksi 8'in 11. kuvvetinde parantez var ama dışındaki sayı 11 tek sayıdır. Sonuç eksi olur. Tek sayılarda eksi olacak demiştim. Evet tabanımız pozitif. O halde sonuç her şekilde artı olur. Eksi 1'in 8. kuvvetinde sonuç 8 çift olduğu için ve parantezin dışında olduğu için sonuç artı olur. Eksi 12'nin 9. kuvvetinde 9 arkadaşlar tek bir sayıdır. Zaten parantezde yok. Sonuç eksidir. Eksi 4'ün karesi arkadaşlar 2 çift bir sayıdır ama sadece 4'ün üzerinde. Eksiyi etkilemez diyorum. Sonuç eksi olur diyoruz. Evet devam edelim. Bakalım arkadaşlar işlemlerimizde. Evet bakın buradaki yalancı parantezden yani bizi kandırmak üzere kurulan paranteze bakalım. Eksi 3'ün ikinci kuvveti arkadaşlar 2 bakın parantezin içinde sadece 3'ün üzerinde. O halde bu işlemin değeri eksi 9 olur diyoruz. Evet eksi 3'ün karesinde kare çift bir sayıdır parantezin dışında olduğu için artı 9 olur diyorum. Bakın bunlar birbirine eşit değildir diyebiliriz. Evet burada arkadaşlar ne yapıyorum? Öncelikle bir sayının değerini nasıl hesap ediyorum? Bakalım. Üstü ifadelerde işaret tespitini yaptık. Artık değer bulalım diyor. Arkadaşlar öncelikle birincide ne yapıyorum? işaret tespiti yapıyorum. Yani bu sayı artı mı olacak, eksi mi olacak bunu belirliyorum. Daha sonra işaretle de, değerde birleştireceğim. Şimdi 3'ün karesinde arkadaşlar. 3 tabandaki sayı yani pozitif bir sayıdır. Bakın sonuç artı olur. Evet, 3'ün karesi demek arkadaşlar 3'ü 2 kere çarpacağımız anlamına gelir. O halde artıyı aynen yazdığım 3 kere 3 9 olur. Bakın artı 9 olarak işlemimizin sonucunu yazmış oluruz. Şimdi eksi 3'ün 3. pardon eksi 2'nin 3. kuvveti arkadaşlar. 3 tek bir sayıdır. Sonuç eksi olur. Bakın eksi yazmış. O halde ne yapacağım? Bakın 2'yi 3 kere çarpacağım. Şimdi ben sayımın işaretini belirledim. Eksi aynen yazdım. <laughs> pardon. 2'nin tekrarı çarpımı da eksi 8 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Eksi 4'ün karesi arkadaşlar. Kare çifttir. Yani 2 çifttir. O halde taban pozitife dönecek. Bakın pozitifi yazdı. O halde ne yapıyorum? 4 ile 4'ü çarpıyorum. Evet artıyı yazdık. 4 kere 4 16 olur diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi üstü ifadelerin parantezin olduğunda nasıl davrandığını görelim diyor. Arkadaşlar eksi 5'in karesi demek. Tabandaki sayı eksi 5 ya. Eksi 5'i 2 kere çarpacağımız anlamına gelir. Şimdi eksi 5'in ikinci kuvvetinde parantez yok. 2 arkadaşlar sadece 5'in üzerinde. O halde eksiği tekrar ettirmem. Bakın 5'i 2 kere çarparsam 25 olur. Ama eksiği de aynen yazarım. Eksi 25 olur diyoruz. Evet temizleyerek arkadaşlar alttaki nedene bakalım. Evet arkadaşlar bunun nedeni neymiş? Parantez olmadığında kuvvet sadece sayıyı çarpar işareti etkilemez. Parantez varsa hem sayı hem işaret etkilenir diye açıklamasını yapmış. Evet devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu uygulamada bizden verilen üstü ifadelerin değerlerini bulmamızı istiyor. Öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? İşaret tespiti yapıyorum. A'ya baktığım zaman eksi 12'nin sıfırıncı kuvveti. Sıfır çifttir ama 12'yi sadece 12'nin üzerine Eksi etkilemez. Eksi yazdım. Evet, sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di. O halde 12 üstü 0 da 1'dir. Bakın sonuç eksi 1 olur. Eksi 2'nin 5. kuvvetini 5 tek sayıdır. O halde sonuç eksi olacak. 2'nin 5. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 32 olur arkadaşlar. Önüne de eksi yazdım. Eksi 32. C'ye baktığımız zaman eksi 2'nin 6. kuvveti 6 çift bir sayıdır. O halde taban pozitife dönecek. 2'nin 6. kuvveti artı 64 olur. İşlemin değeri diyoruz. Evet, eksi 1'in 4. kuvveti 4 sadece 1'in üzerinde. Eksiye etkilemez. Evet 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Sonuç eksi 1'dir. Eksi 4'ün karesi arkadaşlar ama 2 sadece 4'ün üzerinde. Bakın parantez daha sonra koyulmuş. 4'ün üzerinde olduğu için sonuç eksi olur. Evet 4'ün karesi de 16'dır. Sonuç eksi 16 oldu. Eksi 26'nın 0 kuvveti 0 çift bir sayıdır. Sonuç artı olacak. 26'nın sıfırıncı kuvveti 1 olur diyoruz. Evet. Artı 6'nın 3. kuvveti. Arkadaşlar taban pozitifse sonuç her şekilde pozitif olacak demiştim. 6'nın 3. kuvveti. 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36. 36 çarpı 6 da 216 olur diyorum. Evet. Eksi 1991'in 1. kuvveti. Arkadaşlar bir tek sayıdır. O halde sonuç eksi olacak. Evet bütün sayıların birinci kuvveti kendisiydi. Eksi 1991 olur işlemimizin değeri diyoruz. Evet 10'un karesi arkadaşlar taban pozitif olduğu için sonuç pozitif. O halde onun karesi 10 çarpı 10'dan 100'dür. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti 4 sadece 3'ün üzerine eksiği etkilemez. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Eksi 81 oldu. Evet 2 çifttir arkadaşlar. oldu halde tabanı artı 7'nin karesi artı 49. Evet. Eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti ne? 3 tek sayıdır. Sonuç eksi olur. 3'ün küpü de eksi 27 olur. İşlemin değeri diyoruz. Evet. Eksi 1'in 19. kuvveti ne? 19 tek sayıdır. Sonuç eksi olacak. 1'in 19. kuvveti 1'dir. Eksi 1 olur sonuç. Evet. Eksi 8'in 2. kuvveti. Arkadaşlar 2. Dikkat ederseniz yalancı parantez var. O halde sadece 8 üzerinde. Yani eksiği etkilemez. 8'in karesi 64'tür. Sonuç eksi 64 olur diyorum. Evet, eksi 9'un 3. kuvveti arkadaşlar. 3 tek sayıdır. Sonuç eksi olacak. Evet, 9'un 3. kuvveti bakın 9 çarpı 9 çarpı 9'dan 9 kere 9 81 çarpı 9 81 ile 9 çarparsam 9 kere 1 9 9 kere 8 72 evet eksi 729 olur İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet, -4'ün 3. kuvveti 3 tek sayıdır. Sonuç eksi olacak. 4'ün küpü de eksi -64 olur. İşlemimizin değeri diyorum. Evet, bu soruyla da arkadaşlar dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.